Ölüm korkusunun bir sebebi, en büyük sebebini söylüyorum. Çok çeşitli izahlarımız var. Külliyatta bulduğumuz zaman en önemlisi yok. Ruh Adem'e karşı zıttır. Ruh Adem'e, Adem alemleri musallat oluyor ya, Adem alemleri musallat olunca ruh rahatsız oluyor. Adem alemleri. Cehennem bile taş yönen şirkettir. Adem alemlerine çalışıyor diyor. Adem alemleri Osman şeye musallat olunca ruha, ruha musallat olunca ruh sıkılıyor. Ama hiçbir sebep yok yani. Mesela durup dururken sıkılan kardeşler, canlı yayında olanlara da çok söylüyorum. Durup dururken sıkıldı. Ustadın hatıralarından birkaç tanesini söyleyeyim. Alem-i İslam'a indirilen darbeleri bize, hissemize bu düştü dermiş ustad. Mesela durup dururken sıkıldın mı abi? De ki, abi var mı bir şey? Yok. İnsanlardan da yükleme değil. Alem-i İslam'a bir darbe geliyor. Müslümanlar o trafo vazifesi, sigorta vazifesi için sana da üzülme o kadar düştü. Durup dururken sıkılınca de ki Müslümanlara bir sıkıntı var şu anda bana bu kadar verildi. İndirecek. Onlar kefaret oluyor. Söylüyor. Ruh Adem alemlerinden sıkılıyor. Adem'e vücudu yok ki ama sıkılıyor. Nasıl çözecek bu sıkıntısını? Ruh kendi çare arıyor. Hizmetçisi kim? Kalp ve akıl. Akla diyor ki gel buraya. Buyur efendim diyor. Senin sağın bu. Termometre. Kalbe diyor ki senin sağın barometre. Misal. Ben sıkılıyorum. Senin aletsin. Bir bak bakalım ben niye sıkılıyorum. Adem alemlerinin vücut alemleri değil ki akıl çözsün. Bakıyor altından ruhun solundan alt, ön, üst, arkasından. Adem alemleri vücut alemlerinden olmadığı için bilemiyor. Ama aklın bir özelliği var, eşekliği var böyle. Bilmediğini bilmiyor öyle. Ne desin ya, dosyayı verecek, araştırdım. Kalbe gidiyor, ruha gidiyor. Diyor ki efendim sizin sıkılmanızın sebebi diyor. Adem'i bilemediği için diyor ki ölüm korkusundan kaynaklanıyor diyor. Ne yapsın? Çözemediğinin, ifade edemediğinin, ihata edilmediğinin kendisince elemin ve azabın sebebi korku olduğunu, ölüm korkusu olduğunu biliyor. Niye ölüm akla hamle daha iyi biliyor akıl ölüm korkusu? Çünkü akıl alemi şehadette müpteladır. Alemi şehadetin aletidir. Burada eğitim. Dolayısıyla aklın eylemi ölüm korkusudur. Çünkü niye? Ortadan kaldırandır. Aklı esbab aleminden esbabsı alemine geçmek. Ölüm ya. Dolayısıyla istemiyor. Ona da dosya diyor ki efendim ruha diyor ki efendim sizin diyor eyleminiz ölüm korkusudur diyor. Ha o zaman ölüm korkusu nedir? Ruhun Adem alemlerine karşı aldığı tesiri aklın acziyetinin ona sunduğu çaredir. Şu Mesnevi 122'deki 7 tane maddeden bir maddeye çok güzel uyuyor. He. Bazen daire imkandan çıkar, en yüksek dairelere müdahaleye çalışır. Ha işte bak, dairesinin imkanına çıkıyor, evet. Ruha gidiyor. Bak, o zaman ölüm korkusu ruhun Adem alemlerinin den aldığı tesirle aklın bu Adem alemlerini ihata edemediğinden, çözemediğinden kendince eylemin sebebi, aklın kendince sebebi nedir? Vücut alemi, mevcut var ya, şu mevcudat aleminin anahtarı olan akıl, eylemi nedir? Ayrılmaktır. O zaman ölüm korkusu aklındır. Kendisince eylemin sebebi ölüm korkusu olduğu için ruha da dosyayı sunuyor. Diyor ki ölüm korkusudur diyor. Oysa ölüm korkusu değil ruhun sıkılması. Adem alemlerinin onun rahatsız edişidir. Ruhun direnmesidir. O zaman ölüm korkusu ruhun Adem alemlerine karşı aklın acziyetinin ifadesidir. Bir daha ölüm korkusu ruhun Adem alemlerine karşı aklın acziyetinin ifadesidir ölüm korkusu. Ve burada bırakıyorum. Tam da
4'ü 20 geçiyor. İnşallah haftaya tekrar buluşmak üzere. Cenab-ı Hak hakkıyla muhatap ettirmeyi elimizden almasın. Hep derim de diyorum. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam ısrar ediyor. Duanızda ısrar edin diyor. Ya Rabbel Alemin, beşeriyetimizin iktizasından dolayı, işlediğimiz günahlarından dolayı, inamın, ihsanın, ikramın, inayetin, lütfun ve keremin olan hizmet-i imaniye Kur'aniyi elimizden alma ya Rabbel Alemin. Hizmet-i imaniye Kur'aniyeden hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, hizmet-i imaniye içerisindeyken bizi teris etmeyi, şehit olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, haşir meydanında bunu niye yaptın, bunu niye yapmadın, bunu niye dedin, bunu niye demedin, itabına vesile ve sebep olacak kelamları ve fiilleri bize nasip eyleme. Nasip olmuşsa geçmişimizdeki muhakkak, yübedilullah seyyiatım hasena, sırrına mazar ederek seyyiatımızı hasenatımıza tebdil eyle. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de evlad-ı yerlerimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, hizmet-i imaniye Kur'aniye'de zerre kadar maddi ve manevi emeği olanları, üzerimizde hakkı olanları, bize dua edenleri, bizim söz verdiğimiz, dua edeceklerimiz kişileri de bu maide-i Kur'aniye sofrasından hisselerini ziyade eyle ya Rabbi. Vatan için, namus için, millet için, mukaddesat için, davamız için, Kur'an için çabalayan, gayret gösteren siyasi ve askeri memurlarımızdan bu ruhu taşıyanları hayli işlerinde muvaffak eyle ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temas selavat.